Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimde öğrencileri nelerin beklediğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, okulların açılmasına günler kala yeni bir rehber hazırladı. Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi, isimli kılavuz, okullarda öğrencileri ve öğretmenleri nelerin beklediğini gözler önüne seriyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun zamandır kapalı olan okullar, yapılan son açıklamalara göre bu yıl kesin olarak açılacak. Bu sayede öğrenciler, yeniden yüz yüze eğitime geçiş yapacaklar. Ancak konuyla ilgili olarak bazı tartışmalar da yok değildi. Yetkililerin aşı olmamış öğrenci, öğretmen ve diğer personel için PCR testini zorunlu tutması kimi kesimlerce eleştirilmişti. Şimdi ise kısa bir süre sonra açılacak okullarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde COVID-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi isimli bir kılavuz oluşturuldu. Bu kılavuz yeni eğitim öğretim döneminde hem okul yönetimlerini hem de öğrencilerin nelerin beklediğini gözler önüne seriyor. 81 81'in Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen rehber şu şekilde. Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak. Öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yoluyla izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemler takip edilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan Çocukların istisna olabilecek maskenin çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak. Gelişimsel sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu doktor raporu ile kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı sağlanacak. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda da maske ile yüz koruyucu kullanılması önerilecek. Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca süre sürekli maske takacak. Öğretmenlerin farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirmeleri gerekecek. Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin aşılananlar da dahil sürekli maske takmaları sağlanacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek. Okullardaki diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni maske kullanacak. Veli da yeni maske kullanacak. Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil okula girişin. Gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak mümkün olduğu kadar açık kalacak ve doğal havalandırma sağlanacak. Ders aralarında mümkün Mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf camlarının ve kapısının tamamen açılarak sınıflar hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süreyle havalandırılacak. Okul ortak kapalı alanlarındaki camların da sürekli açık kalması, mümkün olduğu kadar dış ortam havasının alınması sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalarda havalandırma mümkünse %100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak. Havalandırma mümkün olan en düşük hızda çalıştırılacak. Hava bile olsa açılabilen alanlarda camların açılması sağlanacak. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek. Teneffüs saatleri, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak. Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen gösterilecek. Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanma yapılacak. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak. Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak. Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde, okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılacak. Vaka hızının ve bulaş riskinin vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak. Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılacak. Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek. Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Yemeklerin, mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekanlarda yenilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak. Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el yeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiği konulacak. Okul başlangıcında hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek. Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında risksiz olduğundan emin